Agalarım herkese selamlar. 30 ve 31 Temmuz 2024 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Sizlere bu videoda bazı arkadaşlar yorum yapmış. İdeal kupon reis eskiden ideal kupon veriyordun. Aga sizlere bu videoda bir adet ideal kupon veriyorum. Hatta kuponda yardım kuponu ve basket olimpiyatlar kuponu bilginize. Sizlerden tek ricamız aga beğeni ve yorum desteklerinizi esirgememenizdir. Artı 500'ün üzerinde beğeni geldiği takdirde ben sizlere videolarda kupon vermeye devam edelim. Videonun sonunda da kuponu lak diye koyacağım zaten. İsterseniz başlayalım. Toplamda 11 maçımız var. İdeal ve yüksek oranlardan. Dediğim gibi destekleri esirgemeyin ve skorla başlayalım. Arkadaşlar öncelikle maç skor yarışması yapacağız. Fenerbahçe ile Lugano. Maç skoru ne olur sizlere sorduk. Bilen iki kişiyi WhatsApp gruplarımızda 7 gün misafir edelim. Gruplarımızda da WhatsApp'a geçtiğimizi söylemiştim zaten. Tekrardan buradan söylemiş olalım bilen iki kişiye 7 gün WhatsApp gruplarında misafir edeceğimizi belirtelim. Daha önce yapmış olduğumuz kulüp burcu meşelen mücadelesinin maç skorunu kazanan da Ömer Yüksel isimli arkadaşımız. O da 7 günlük WhatsApp'tan bana mesaj atarak da ekranda gördüğünüz üzere gruplarında da misafir olabilir. Her türlü soru görüş öneri açıklama ve yorumlar kısmında linki de var zaten. Ekranda numara da var. Sol altta da numara var. 0534 446 5989 numaralıdan. hatta iletişim kurarak da WhatsApp grupları için bilgi de alabilirler. Dediğim gibi WhatsApp gruplarına geçtik. Yüksek misli seviyemiz var aynı şekilde. Bir de canlı ve kupon seviyesini de birleştirdik aga. Tek grupta olacak ve sohbet odamızda var. Ağustos'tan itibaren WhatsApp'ta devam edeceğimizi belirtelim ve devam edelim. Dün mislimiz vardı aga. Dün ABD'nin maçı vardı bildiğim üzere Sırbistan'la birlikte. Ben 4000 misli olarak günün tek mislisi olarak değerlendirdim. 96 sayı bekliyordum ABD'de. Hatta YouTube'da verirken 94.5'tan vermiştim. Fakat barem arttı bir tane bir sayı. ABD muazzam bir oyunla birlikte mücadeleyi kazandı. Yaptığımız iki tane canlı vardı. İlk yarı ABD kazanır ve 108 sayı atarını 110 sayı attı. Gaga son saniye körünün işliğiyle birlikte o da geldi. Tertemiz kazandı Gaga. Buradan 4000 misliyle yüksek mislimizi aldık. Bereketli olsun. İdeal kuponum vardı iki tane. Solda gördüğünüz günün ideal kuponu. Sağda gördüğünüzde alternatif kombineydi. Bugünün ideal kombinine bakalım. Salzburg mücadelesinden var bekliyordum. AB'lerinin de 10 sayı fark atarak kazanmasını bekliyordum. Bugünün ideal kuponuydu. Alternatif kombine baktığımız zaman da Servetti'nin 2 golüyle bak bu Arsus maçını nasıl yakaladık. İlk gol Arsus attı zaten. Deplasman'ın bir golüne 1.50 oran vardı. Tertemiz oka oranlarını aldık. Onu geçtim zaten canlı olarak WhatsApp gruplarımızda da devam ediyoruz. Dün aynı şekilde vermiş oldum. Bak sağda benim az önce bahsettiğim canlılar. ABD'nin ilk yarı galibiyetini aldım. 1.60 gibi orandan 10'a 2 geriydi. Direkt oranı yakaladım. Krizi fırsata çevirdik. Onun dışında solda gördüğünüz maçlarda da her türlü canlımızı yapmaktayız. Geçtim. Bir de herkes açık Telegram grubumuz var. Açıklama yorumlar kısmında link var. Tıklayarak da buraya giriş yapabilir giriş yapabilirsiniz. Dediğim gibi aga videoda sizlere bir adet de ideal kupon vereceğim. Bahsedeceğim zaten. İdeal kuponla da Şimdi isterseniz başlayalım. Toplamda 11 tane mücadele var. Beğeni ve yorum destekleri dediğim gibi artı 500 üzerinde gelirse kombine gelmeye devam edecek. İzniniz olursa ben basketboldan yani ideal kupondan başlamak istiyorum. 30'unda İspanya Yunanistan karşılaşmasıyla başlayalım. Aga Yunanistan ilk mücadelesinden mağlup oldu. Giannis o maçta 34 sayı attı fakat Kalates ve World gibi isimlerden de çok katkı alamadı. Beklediği oyunu koyamadı. İspanya'ya baktığımız zaman da onlar da mağlup oldu. Fakat İspanya'da yani e, açıkçası çok da beğenmedim. Aldama tek başına bir şeyler yapmaya çalıştı. Götürmeye çalıştı açıkçası. Ama olmadı. Ben burada Yunanistan tarafındayım aga. Ben burada Yunanistan'ın galibiyetini aldım. Yunanlıların ben burada kazanmasını bekliyorum. Özellikle Giannis Faktörü ile birlikte. Ve dediğim gibi Kalata, Kalates ve Volkapla gibi isimlerden de katkı alırsa bence mücadeleyi kolay olmayacaktır ama. Yunanistan'ın kazanmasını bekliyorum aga. İlk maçım buydu. İdeal kuponun ilk mücadelesi Yunanistan maçı. Kanada Avustralya mücadelesi. İki takım da özellikle üçlük dış atışlarda çok güzel bir başarı yakaladı. Özellikle Avustralya takibi muazzam. Yani son maçta 92 sayı attı. Gerçekten ben zaten ev sahibi 83.5 buçuk üst olarak değerlendirmiştim. İdeal yüksek orandan ve izledik her maçı canlısını da yaptık. Kanada da inanılmaz. Kanada'nın kadrosu muazzam bu arada ciddi anlamda yani ABD'nin tek rakibi olabilecek seviyede söyleyebilirim. Şimdi maç güzel ama baremler bildiğiniz üzere çok yüksek. Ben bu baremi biraz da alt seviyeden almak için ilk yarıya gittim. İlk yarı 86.5 üst. Yani ilk yarıdan 87 sayı bekleyeceğim ben burada mücadelede. Ki olma ihtimali bence de yüksek. Gerçekten tempolu bir başlangıç olacaktır ve yani o dediğim gibi dış atışlarda çok büyük başarı var. İlk yarı 86,5 üst yani ilk yarıdan gelecek. 87 87 sayıda ideal kuponun ikinci maçı ideal kuponumuz tamamlandı. Futbola geçiyorum. Karabağ Lincoln Red mücadelesi. Ağalarım Karabağ'ın ilk mücadelesini 2-0 kazandı. Biz orada maç sonu 2,5 üst verdik. İdeal kuponumuzdaydı Fenerbahçe ile birlikte kazanmasını bildik. Ama ben şunu söyleyeyim. Karabağ Gerçekten biraz tutuk başladı. Azerbaycanlı kardeşlerime selam olsun. Tutuk başladı yani. Ya bu maçtan 3 gün sonra da mücadelesi var. Ligi açılacak. Pardon, aynı üçünde açılıyor sanırım ligi. Yani bu maçtan sonra ligi açacaklar. Dediğim gibi kadrosu çok iyi ama dediğim gibi sezonun başı olması kaynaklı biraz tutuk başladı. O yüzden Karabağ burada yani 4 tane 5 tane atar mı sanmıyorum. Benim skorum maksimum kafamdaki 3-0 Karabağ olabilir. 4.5 altında bir şu an açmadılar aga. Şöyle söyleyeyim. Yarın açarlarsa 4.5 altında bir veya Avrupa'dakiler 4.5 altında bir Karabağ galibiyeti yapabilir. Ama açmazlarsa da yüksek oranlar alternatif kombinlere veya yüksek oranlı kombinlere 3.5 altında bir Karabağ galibiyeti bekleyebilir. Normalde Karabağ yani 5 atar 6 atar. Ama dediğim gibi sezonun başı olduğu için yani biraz da tatil modu. Bunu iki takımda gördüm. Pauk maçıyla Karabağ maçında gördüm özellikle. Bunlar ağır favoriydi maçlarda ama biraz tutuk başlamışlardı. Bunun da bilgisini vereyim. Fenerbahçe ile Lugano bu maçın maç skorunu sizlere sorduk. Bilen iki kişiyi de 7 gün WhatsApp gruplarımıza misafir edeceğiz. Agaların mücadeleyi korner açmadılar şu an. Ama ben bir nevi bu maçın korner maç olma ihtimalini düşünüyorum. Özellikle kim geriye düşerse veya kim öne geçerse diğer takım geriye düşen takım burada baskıdan korneri çıkartabilir. Lugano da Lugano da burada Fenerbahçe'ye karşı baskı kurabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü ilk mücadele yani Fenerbahçe'de Mourinho da söyledi. Yani galip geldik ama oynanan oyundan çok tatmin etmedi. Yani Lugano'dan 3 tane gol yedin. Öyle düşün. O yüzden ne kadar tatmin eder bilmiyorum ama burada Fenerbahçe tarafının ben galip gelse de mücadelede Korner bekliyorum. Korner oynamak istemeyenler oluyor. Korner her zaman şans işidir. Bu da bir gerçek. Mücadele yine 2.5 üstünde bir şekilde tamamlanabilir. Bu da bir nevi yüksek orandan. Benim skor beklerdim açıkçası. Yine burada 2-1 veya 3-1 ayarında Fenerbahçe'nin galip gelmesidir. Lugano'nun da gol atması bence ihtimal dahilinde. French mücadelesi. French Volush'ta geçen maç iyi değerlendirdik. Yani kadrosu muazzam. Özellikle Traore var sağ kanatta. Ya yani bir tane o Traoreler iş yapıyor gerçekten. Muazzam oynuyor aga. Yani farkını yarattığı iki tane de gol attı sanırım 5 0lık mücadelede. Ben burada yine Ferenc Faroş tarafında oluruz diye düşünüyorum. E, hatta şöyle yazdım. İlk mücadele 5-0 bitti bildiğiniz üzere. Ferenc da aynı ikisinde ligi başlıyor aga. Yani 3 gün sonra maça çıkacaklar bu maçtan sonra. İlk maçta 5 tane atmışlar. Çok fazla kasarlar mı? Veya rotasyona giderler mi? Bu önemli. Bence rotasyona gideceklerdir diye düşünüyorum. Yani bak bunu da 4.5 altına açmamışlar. Bunun 4.5 altı açık da aga. Kapatmışlar. Yani maç sonu 2 4.5 altı açarlarsa alın aga. Ben çok fazla gol beklemiyorum. Yani TNS'de biraz kapansın bir nevi. French Faroş'ta derin gibi ilk mücadeleyi 5 almışken e, ikinci mücadelede çok fazla kasmasını beklemiyorum. 3 gün sonra mücadelesi var. Yine 2-0 ayarında bir French Faroş galibiyeti bekliyorum. 4.5 altında 2 o yoksa sisteme 3.5 altında 2 atın Bratislava ile Cezde mücadelesi. Burada Bratislava tarafındayım. Ben ilk mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı. ortalama bir oyun vardı ama şöyle söyleyeyim. Bratislava o mücadelede 10 kişi kalmıştı. Bu sefer kendi evinde. Ben mücadeleyi kazanır vermeyeceğim ama turu geçen taraf bu maçta bir berabere bitebilir uzatmalarda veya penaltılarda Bratislava geçer diye düşünüyorum. Ben turu geçen tarafında Bratislava olmasını bekliyorum. Değerlendirecekler bu önüne bir değerlendirme yapabilirler. Geçtim ayın 31'ine. 3 tane futbol, 2 tane de basketbol var. Ben yine basketboldan başlamak istiyorum. Porto Rico ile Sırbistan mücadelesi. Sırbistan'da Jokic 10 numara iş yapıyor aga. Yani Jokic oyundayken ABD maçında oyun 81-81'miş. Yani 81 sayıda e, Jokic 9, 9 dakika dışarıda kaldı sadece. 31 dakikalık oyunda 81-81 bilmiş. Yani o kadar önemli o bir oyuncu. Porto ile oynayacaklar. Burada Sırbistan'ın atacağı 94 sayıyı beklemekte fayda var. Yani hücum gücü yüksek bir takım. Jokic'i durdurabileceklerini de ben sanmıyorum. Tek başına zaten sayıda da etki yapıyor. Asiste de bir nevi çok önemli. Deplasman 93.5 var. İdealden değerlendirmek isteyenlere bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. ABD'nin maçı var Güney Sudan'la. Şunu söyleyeyim ben sizlere. Güney Sudan ABD ile bir hazırlık mücadelesi oynadı. O mücadelede son topta Lebron 8 saniye kala gitti potaya sağlam bir atış yaptı. İkilik attı getirdi. E, 101-100 bittik hazırlık maçları. Fakat ABD'nin ben burada Kevin Duran özellikle ilk mücadelede inanılmaz oynadı. Ve yüksek misli yaptık canlı da yaptık zaten biz. Ben burada alacağım tek tercihi söyleyeyim ben sizlere. Çünkü baremleri o maçtan sonra çok daha yükseğe açmışlar Ev sahibi birinci yarı 54.5 üst bak en üstte bir 51 oranı var. Burada ilk yerden ABD'den 55 sayı bekleyeceğiz. Yani yüksek bir rakam. Maçlarda 10 dakika NBA gibi 12 dakikadan oynanmıyor periyotlar. Yine zor ama dediğim gibi banemler o ilk maçtaki o performans bu banemleri gösterdi. O yüzden riski de iddiada böyle bir risk vermiş yani 54.5'tan alırsan al demiş. Biz de ilk yerden ABD'den 55 sayı bekleyelim dedim. Geçtim futbola. Bodo Glimt ile Rigas mücadelesi var. İlk mücadele 4-0 mı ne bitti? Çok iyi bir mücadeleydi Aga. Yani gerçekten Bodo, Bodo'nun hücum attı. Rigas'a çok ağır geldi ve eze eze yendiler. Ben burada yine Bodo tarafındayım. Bodo tarafından gelecek 2 gol. Deplasman 1.5 üst şekilde. Çünkü hücum attı savunmasına çok ters geldi. Yani hiç yetişemedi. Özellikle o birebir paslarda falan Rigas hiçbir şey yapamadı. Burada Bodo tarafından da ben 2 gol gelmesini bekliyorum. Makavi Tel Aviv mücadelesi. İlk mücadelede beraberlikle bitti. 1-1 gibi skorla bu maçta ben çok fazla gol beklemiyorum. Biraz riski vardır. Alt oynamayı sevmeyenler elbet olacaktır ama ben mücadelede de 3 golçesi beklemiyorum. Mücadele bir nevi ilk maç temkinli gittiğinden özellikle deplasman ekibi biraz daha temkinli oynayacaktır. Mücadele 0'dan 1 de yüksek orandan değerlendirebilir açıkçası. 1-0 yerine bir maç geçebilir ama ben 2.5 alt tercihini yani böyle bir alt maç olacağını düşünüyorum açıkçası. İlk maçı da izlediğimi göre söyleyerekten de pauk mücadelesi Pauk da dediğim gibi Karabağ gibi o da onlar da sezonda hazır değildi. Yani geçen sezon Yunanistan'ın şampiyonu tatili fazla mı kaçırdılar bilmiyorum ama onlar da bana çok hazır gelmedi. Burada da ilk mücadele hey be gol atıyor. Karambole gol atıyor aga. Öyle bir mücadeleydi. Ben burada mücadeleyi genel 2.5 üst aldım. Ev sahibi de risk alacak. Kaybedecek bir şey yok. Mücadelede Pauk da kalitesiyle birlikte. Ev sahibi de gol atabilir bu arada. Ondan ortaya 2.5 üst aldım. 3-0 da var Ertuğrul zaten. O yüzden ben ortaya 2.5 üstü aldım. 1.38 gibi orandan değerlendirecekler. Bol şanslar. Ve ideal kuponumuz ekrana gelsin Aga. İdeal kuponumuz yarın oynanacak iki tane basketbol mücadelesi. Yunanistan maçı öğlen saat 12'de. Yunanistan'ın ben galibiyetini bekliyorum. 1.38 gibi orandan. Yanına da Kanada-Avustralya mücadelesine de. O da saat 2.30'da erkenden kupon gelir veya yatar. Burada zaten konuşuruz. O da saat 2.30'da ilk yarı 86.5 üstü. Yani ilk yerden gelecek. 87 sayıyı bekliyorum. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Dediğim gibi artı 500 beğeni gelirse ben sizlere ideal konular vermeye devam ederim. Herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ya, seviyorsunuz.